Yeni bir videodan selam arkadaşlar. Misafirlerim geldi. Misafirlerim kim diye sorarsanız anneannem, yengem, annem. Şöyle ıslak keklerimi koydum. Elmalı kurabiyeyi böyle ortaya koyacağım. Ayaklı masamı açacağım. Şöyle kısırlarımı yaptım. 4 tabak nar ekşimi çıkardım. Şöyle karışık turşumuz. Şöyle kısırım hala var arkadaşlar. İsterlerse eklerim böyle. Onun öncesinde bir kahve içeceğiz. Onlara Türk kahvesi yapıyorum. Kaynamasını bekliyorum. Şöyle poğaçalarım da pişiyor. Gördüğünüz gibi güzel kabardı. Kolay poğaça yapmıştım. İnşallah tadı da güzel olur. YouTube'umuza. Yesin. Dur bak. Yo. Domates. Buyurunuz. Nasıl buldunuz? Buyurunuz, nasıl buldunuz? Hiç olmazsa ne öğrenecek? Hiç de acıkmadım. Bir iş görmeyince. Bir iş görmeyince. Bura böyle. Nasıl apartman anneanne? İyi. Apartman iyi mi kadın? Sana göre. Sana göre. Sıkıldım biz, diyor. Biz apartmana. Bir de iş olacak. İnceye kaç. O sandık. He. Hadi ne afiyet olsun. Mustafa Turcu bağlı anne. Abi, sizin de. Heye. Bak bak bak. Pek sever o eşki işleri. Kim yaptı onu? Evet arkadaşlar, annem gel gitti. Yedik, içtik, güzel sohbet ettik. Şimdi Emir kreşten geldi. 3 rakamına geçmişler. Şöyle 3 yapıyor. Noktaların üzerinden. Niye netlemedi? Heh, gördünüz mü? Heh? Biz akşam zaten çalıştık değil mi Emir 3'e? Bakın eli şey yapmış, alışmış. 1 yazdırdım, 2 yazdırdım, 3 yazdırdım. 2 tane. Evet anneciğim. İki. Burada kaç tane kelebek var Emir? Say. 1, 2, 3. Aferin benim aslanıma ya. Ben 4 tane sanmıştım. Yo 3 tane, evet 4 tane sanmıştık ama 3. Mustafa da burada boyama kitabı karalıyor. En sevdiği iş. Bulaşımı falan yıkadım. Karnımız tok, hiçbir şey canım istemiyor. Benim boyama kitabımı kayaya. Hala iştahım açık değil. Hadi annem şunu yapalım bir de. Görsün arkadaşlar. Ha, ben tutuyorum. Tırnaklar da şey arkadaşlar, boyama falan yapıyorlar ya. Boya olmuş. Yani banyo yapınca geçiyor da. Yok anne. Kirli gözüktüğüne bakmayın. Öğretmenim herkesi oynamayı çıkart. Evet. Sen dedi be. Oynamayı oynadım. Evet. Sonra tırnak yana girdi. Tamam annem, o banyo yapınca gider. Ama ben yapma, severim ben. Seversin annem. Hadi ben tutuyorum kağıttan. Şöyle. Sen de iyi yapabilirim. İyi yap annem. Kendim banyo yapabilir miyim akşam? Akşam yapamazsın annem, hala doğalgazımız açılmadı. Yarın gelirse, yarın sıcacık yaparsın, tamam mı? Aa, şöyle. Ama ben soğuk. Şurayı unuttun, şurayı. Sıcağı istemiyorum. Sıcak yapmasın doğalgaz. Tamam annem. Soğuk. Annem bak konuşma, noktaları atlama. Ha? Hadi şuradan. Lan anne ben kenardan yapamıyorum. Tamam yap hadi. Bakıyordum. Mükkeye oradan bakıyordum. Hadi annem noktaları ha. Hadi yapabilirsin. Bir şey olmaz. Alışırsın, daha yeni. İlk kez yapıyorsun. Bitti mi? Ben diyor yapamıyorum diyor da olsun dedim. 3 tane. Şunları beraber yaptık, yalan yok. Elinden tuttum. Ondan sonra şunları hep Emir kendi yaptı. Değil mi Emir'cim? Hadi annem. Hadi. Noktaların üstünden git ha. Hiç atlama. Son 2 tane kaydı. Hadi anne. Aşağı aşağı bak aşağı. Son 1 tane kaydı. Hemen dönme köşeden. Onu silelim. Emir rengarenk boya. Birisini kırmızı boya, birisini sarı. Ben bunu kırmızıyı boya. Tamam. Güzel, taşırmadan boya. Kafasını kırmızı yapın. Anne bu bitti be tabanın acaba. Bitmedi. Bitmedi mi? Yok. Dakava ne? Mustafa'ya göre çamaşır makinesine kirlileri atmayı ne çok seviyor. Dakava. At annem, at hadi. At da çalıştıralım. Sabaha da serelim. Bu güneşli günlerin şeyini çıkaralım artık. Kurumaz dışarıda. Fırsat. Bas annem, bas ha. Allah'ım, Allah. Var mı annem daha? Yap annem, yap. At içine. Düşüyor. Topla. İçine at hadi, içine. Yardım edeyim mi? Düşüyor.
Kapağını da kapat. Anne çalıştırsın. Tamam. Aferin sana, çok güçlüsün. Tamam annem, bekle dur. Kaşınıyoruz diyormuşum arkadaşlar. Bu evin içine, bu evin içine. Mutfak, giriş hep odada. Kaynım aradı sabah yenge. Evdeysen geleyim evi boyayayım diye. Mecburen girişte boyanacak. Girişle mutfak aynı anda. Mutfak bitti sayılır. Girişteki eşyaların bir kısmını buraya getirdim. Her yer birbirine girdi. Yani buna da çok şükür de. Emir de akşamdan beri istivar ediyor. Sormayın, hasta. İstivar ediyor. Gördüğünüz gibi evin durumu bu. Şöyle girişi de çekelim. Elimden geldiği kadar. Şu görüyorsunuz. Rutubet izleri kötü durumda. Arkadaşlar şöyle beyaz mutfağa kavuştum. Kurusun dedi kaynım. Şu ince detaylar çok zordu gerçekten. Ben de şu detayları geçiyorum. Evet. Şu işte gözünden kaçanlar. Yardımcı oluyorum. O girişe geçti şimdi. Şöyle. Şimdi kaynım girişi boyuyor. Ben de ona yardım amaçlı. Şöyle küçük kovaya şey yaptım. Şöyle. Kapatamadığı yerleri, yani gözünden kaçan yerleri şey yapacağım. Boyayacağım. Arkadaşlar emrimize şöyle sağlık ocağına gittim. İstivar ediyor demiştim ya. Doktor sevk verdi. Anne, serum alsın dedi. Efendim anne. Ay. Kesinlik var. Bence kapatsaydı. Evet annem dur. Ben kovalarım onları. Şöyle serum yaptırdık. İnşallah ya, iyileşir. Hiç kanı kalmamış var ya. Bir şey de yemedin değil mi annem? Hı-hı. Ya. Hı-hı. Eve gidince ne yapayım? Ne istiyorsun? Çorba? Yok. Yoğurt çorbası. Ne? Meyve? Ne canın istiyor? Ha, tamam, yoğurt çorbası yapayım ben emirimize. Utandı. Ben de şöyle yanındayım. Kayınvalidemle geldik bu arada. Motoruyla birlikte, motor aldı yeni, söylemedim size. Elektrikli aldı, onunla geldik. Kaynım da evde ev boyuyor, hiç sormayın. Bizim işler. Babaannem nerede? Babaannem de namaz kılmaya gitti oğlum şuradan. Mescit aramaya gitti. İkindin geçti. Saat 4:30. Onu Mustafa'yı evde koydum amcasıyla birlikte. Kaynım girişi boyuyor. Mutfağı bitirdi. Ama bugün yerleştiremem büyük ihtimalle. Çünkü kuruması lazım boyanın. Duvarları hemen şey yapmayın dedim. Yaşıyla birlikte. Bugün büyük ihtimalle kalır yani. Kalsın ya, önemli değil. Emir iyi olsun da aman. Bugün de cuma, gitmedi şeye. Kreşe gitmedi Emir. Tatildi değil mi Emir? Cumartesi pazar güzelce dinlenir değil mi? Az kaldı annem. Tamam. Sıkıldın mı? Çok hızlı akıyordu da ben yavaşa şey yaptım. Çok hızlı seni bulandırır. Ya bakın. Göster annem elini. Ya. Arkadaşlar, arkadaşı da hasta olmuş. Emir'in, Mustafa Selim değil mi? O da serum almış herhalde. İyileşmek için. Gelmemiş kreşe değil mi annem o da? 2 gündür diyor gelmedi diyor Mustafa Selim diyor. Ben de herhalde dedim o da serum aldı dedim. Emir'i biraz zor şey yaptık. Ben kollarından, babaannesi bacağından zor ikna ettik. Öyle arkadaşlar valla. Çocuklar hasta olmasın. Anne. Kimse hasta olmasın. Anne. Evet annem, hastane yeni. Kaç boya? Yenilenmiş. Boyası kaç mı? 220 yazıyor orada. 200. Ha, göster motorunu. Amcası buldu makinenin altından. Göster annem. Kaybolmuştu değil mi Emir? Ama suyası biraz kıyırmış. Evet, geçmiş olsun bak, arkadaşlar bak. Emir'e. Ya. Suyası da olsun. Kıyır. Tamam, sen elini hareket ettirme, ağrır. Bas suya da. He. Yoğurt çorbası. Tamam. Ekmek. Ekmek bir de, tamam annem. Emir'in istekleri. İnşallah sağ salim gitsek eve. İşte şöyle kaynım gitti. Ellerine sağlık, boyamış evi şöyle. Hala kurumadı, yaş görüyorsunuz. Girişi sonra boyadı ya. Burayı yerleştirmeyeceğim zaten. Sabaha kadar böyle duracak. Kurusun güzelce. Şimdi biz hastaneden geldik. Evin, mutfağın hali de budur. Mutfağın hali böyle, yemek falan yedik. Emir çorba istedi. Serum aldı, gördünüz. Serum aldıktan sonra şey yaptı. Acıktım dedi, o yüzden yoğurt çorbası istedi. Hemen ona şöyle yoğurt çorbası şey yaptım. Buğday çıkardım dondurucudan, mikrodalgada erittim. Ona da çorba yapacağım.
Mustafa Yiğit uyuyakalmış koltuğun üstünde. Buraları diyorum ya, artık Emir'i doyurduktan sonra yerleştireceğim. Her yer her yerde görüyorsunuz. Neyse, sağlık olsun. Ufak ufak yaparım inşallah. Arkadaşlar şöyle işim bitti. Çektirdim buraları, vileda yaptım. O anları çekemedim. Emir uyuyakaldı arkadaşlar. Bulaşıklarımı falan kaldırdım. Böyle ufak tefek yerleşiyorum. Şunları şeye yaklaştırmadım. Bakın duvarla şeyin arasında pay var. Fırını da aynı şekilde. Çekmeceleri de. Buzdolabı da. Yanaştırmadım ki sabaha kadar kurusun. Pencere cam açmak mümkünatı yok arkadaşlar. Çok soğuk. Hastayım bir de. Bugün yine sağlık ocağına gittim. Bugün de kulağım böyle çok kötü sancılanıyordu. Yine ilaç. Ondan sonra vallahi ben de şöyle ufak tefek dolabın üzerine yerleştiriyorum. Demişsiniz ki o dolap çöker İremcim diye. Arkadaşlar şunların çoğu boş. Gerçekten boş. Boş kutuları ben biriktiriyorum. Taşınırken işte aramayın. Aynı kabına koyayım diye ben kutularını atmamıştım. Bir ney dolu biliyor musunuz? Kahve makinesi. Ondan sonra şu sürahi takımı, servis tabağı. Burada yemek takımım var arkadaşlar. Fiyatına bakar mısınız? 90 TL. İnanabiliyor musunuz? 5 sene önce 90 TL'ymişmiş. Ama eski parayla mesela şimdi bu seti belki 900 TL'ye alabilirsiniz. Eskiden de 90 TL değerliymişmiş. Bakın 24 parça yemek seti. O dikkatimi çekti. Etiketi bile duruyor bakın. İnşallah yeni evimde açacağım. Şu da üretim tarihi herhalde. 2016'da nişanlanmıştık biz. 2017'de düğünümüz oldu. Kasesi, pasta tabağı, çukur tabak, servis tabağı. 90 TL ya. Mesela dersin ki geçmişte keşke 2-3 tane daha takım alsaydın. Ama geçmişte de yani gelirimiz düşüktü. Ne bileyim ben, her şey ucuzdu ama asgari ücret de düşüktü. Bir de tencerem var, hiç açılmadık. Onun da tavasını kullanıyorum. 2 tane tenceresini açmadım. Yeterli alanım yok diye. Boyalar kuruyor arkadaşlar. Şöyle boyalar kuruyor. Çok güzel oldu. Çok ferah oldu. Kaynımın ellerine sağlık. Emeklerine. Elleri dert görmesin. Vallahi huzur buldum. Beyazla böyle. Diyeceğim o kadar arkadaşlar. Ben buraları bir yerleştireyim. Halısını sabah sereceğim. Halısını şimdi sermeyeceğim. Güzelce bir kurusun. Dolabı biraz daha arkaya iterim. Halısını da serdim mi? Çok şükür omzumdan bir yük kalktı arkadaşlar. Emir hastalandı bugün. Usta geldi böyle işte şey dedi. Gazı verdiler bu arada arkadaşlar. Gazımızı verdiler de şey şu şeye bağlanacak. Ocağa bağlanacak. Ama benim 3 gün önce tüpüm bitmişti. Tüp değiştim. O tüpü bitirmek zorundayım. Tüpler de o kadar pahalı ki. Kombi içinde servis gelecekmiş. Ben abone olmuştum benim adıma. Pazartesi, en geç pazartesi gelir dedi. Umutla bekliyorum. Yani ısınamıyoruz hala. Kombi servis açacakmış. Gazı verdiler de işte ne bileyim ben, deneme falan yaptılar. Hala bir şeyler. Böyle ufak tefek yerleştiriyorum. Diyorum ya, hem giriş hem şey. Giriş de güzel oldu ama ha vallahi. Arkadaşlar şöyle olmuştu çorbamız. Emir'im çok şükür bir kase içti. Şöyle biraz arttı. Koyu yaptım şöyle bilerek. Ekmek de istedi. Yani akşamdan beri aç çocuk. Yediğini çıkarıyor. Ekmekle birlikte yedi. Fazla da zorlamak istemiyorum. Şimdi kaynım ilaçlarımı aldı geldi benim. Şöyle bunlar da benim ilaçlar. Şu ağrı kesiciymiş arkadaşlar. Kulağıma vurdu dedim ya. Ben kurtulamıyorum ya gerçekten. Kurtulamam. Şu da şey. Şu da damla arkadaşlar. Antibiyotik damla. Bu akşam 2 damla olacak şeyde. Kullandım bu arada. İnşallah faydasını görürüm. Şu da antibiyotik. İçine okudum şey. İşte kulak enfeksiyonu, sinüzit, üst solunum yolları enfeksiyonunda kullanılıyormuş. Ne bileyim ben, inşallah şifa olur. Emir'e de şey bulantı şurubu yazmış. Onu da vereceğim birazdan. Şu an akşam arkadaşlar, boya sarı gibi gözüküyor. İşte kırık beyaz ya. Odadaki boyanın aynısı çok güzel oldu vallahi. Tertemiz oldu ya gerçekten. Yapılan işim kötüsü olmuyor ama şey, girişim darma duman görmeyin. Bura böyle kalacak, hem yoruldum. Boyaya koş, orayı kaldır, burayı kaldır. Ondan sonra
Emir'le gece uğraştım. Burası böyle kalsın yani, hiç önemli değil, sağlığımdan önemli değil. Sabah yerleştireceğim. Ertesi günden selam arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun, kombimiz açıldı. Servis geldi az önce. Petekler ısınıyor. Isınsın ya, kaç gündür zaten diyorum ya, ısıtıcı yaka yaka ev bir ısınsın güzel güzel. Sıcak suyumuz da açık. Bir şeyler anlattı servis. Ondan sonra gitti işte. Sıcak su, işte petek. Bir şeyler. Bize de hayırlı olsun. Evet, Mustafa'yı uyuttum. Emir biraz dışarıya çıkalım anne dedi. Hava da güzel. Dünden iyi, dün full yatmıştı. Bu iyi bir şey yani. Biraz da dedim hava alsın çocuk. Dün hem kreş tatildi hem de hastaydı. Çıkamadık. Efe. Hadi annem oyna biraz. Efe, ama ben kim oynayacağım? Yalnız oyna annem. Yok. Efe. Efe'lerin herhal misafiri var, anne annesi gel. Arabaları var herhal. Baksana. Efe'nin arabası değil ki bu. Anne annesi kim, araba değil mi? Yeah. Hadi oyna annem. Dışa çok güzel. Mustafa'yı uyuttum yatak odasına. Tüm petekleri açtım. Evi bir ısıttım arkadaşlar. Zaten değil mi, bir aya yakındır. Efendim, tamam annem, ver. Bir aya yakındır UFO yakıyorduk. Oraya taşı, buraya taşı. Ömür şeyini düzelt oğlum. Şu şeyini, ceketini. Yeleğini. Ha? O yüzden evi ısıttım bir güzel. Çok güzel ya. Gerçekten büyük bir nimet. Isınmak, sıcak su. Anne, bunu hiç ne taşıyacaksın? Bir şeye taşıyor. Tukun doldur annem biraz şeyine, traktörüne. Ama ondan ayakkabı var. Emir de Mustafa'nın ayakkabıları giymiş. Islak mı? Evet. Bisiklet sür. Pandalı bisikletini. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Kapanış için geldim. Emir'i uyuttum. Mustafa ile Emir'i banyo yaptırmıştım. Banyoda da iyice ezildi galiba. Bir de sabah erken uyanmış. 8-10 vardı uyandı. Biz de erken uyandık tabii. Şu an biz de yatışa geçeceğiz Mustafa ile. Perşembe akşamı hastalandı Emir. İşte istihbar etmeye başladı. Cuma günüm Emir'in hastalığıyla geçti. Hastaneye git, sağlık ocağına git. Daha bir de boya işi çıktı. Neyse arkadaşlar, Allah'ım büyük dertler vermesin. Boyayı da eğer bu hafta erteleseydim, düşündüm, bir kaynım aradı, kahvaltı yapıyorduk. Emir hasta ya dedim, neyse yine de sen gel, öyle korkulacak bir şey olmadığı için yardım etti. İndirdik beraber kaynımla, buraları çektik. O gelene kadar ben bulaşığı kaldırdım ortadan. Yine de böyle halıyı kaldır, orayı çek, burayı çek, beraber yaptık. İşte Emir'in bir de cuma gün hem hastaydı, evdeydi, hem de öğretmenlerinin tatiliymiş, evdeydi. Tam zıt denk geldi. Kaynıma ben daha çok yardım ederdim. Yine de böyle kapının üstlerini, kapının kenarlarını, işte gözünden kaçırdığı yerleri küçük fırçayla yaptım. Boyadım, çok zevkli gerçekten. Nasıl olmuş sizce arkadaşlar? Bence çok güzel. Bembeyaz oldu, ferah oldu böyle. Kaynıma diyorum ki, büyük konuşmayayım da diyorum, yeni eve kesinlikle renkli boya vurdurmam diyorum. Açık renk mis gibi güzel, ya da gri. Şu açık griler son moda ya şimdi. Pembeymiş, maviymiş böyle. Bir de arkadaşlar, altına koyu renk yapıp da üstüne sonradan açık renk yapmak istiyorsun ya, alttaki koyu renk kapanmıyor bir türlü. 3-4 kere boya vurdu kaynım, ama açık renk olsa 2-3 vurmada şey yapar. Hemen boyasını alır. Pembe pembe görünüyor böyle alttan. Her neyse. Cuma günüm o kadar yoğun geçti ki, yani şöyle bir bakıyorum. Yani Allah'ım gerçekten insana taşıyamayacağı yük vermezmiş. Boya yapıldı. Emir hastaydı, hastaneye gittik. Ben daha düzelememiştim. Ama Allah'ım gerçekten yardım ediyor arkadaşlar. Onu ben bilir, onu söylerim. Her neyse, şu an Emir iyi. Düzeldi. Yarın kreş için hevesleniyor. Gideyim diyor, ben de bilmiyorum, kararsızım, göndersem mi göndermesem mi, ama ne zamana kadar göndermeyeceğim. Göndermesem göndermesem bir gün. Göndermeyince de bu sefer derslerden kalıyorlar. Her neyse, girişimde çok güzel oldu. Aydınlık, ferah, beyaz oldu. Mutfağım da bembeyaz oldu. Yani beyaz dedim, kırık beyaz. Odam da, hepsi bir bütün oldu. Çok içime sindi. Doğalgazımız da açıldı. Çok şükür yazdan beri uğraşıyorlar.
tesisat döşe, orayı del, burayı kır, orayı onar derken dün gece sıcacık uyuduk arkadaşlar. Diyorum ya, bir aya yakındır ısıtıcı açıyordum. Ufo var ya, elektrikli soba. O da hiç iyi olmuyor. İnsanın başını ağrıtıyor o kırmızı ışınlar. Bir de o sadece olduğun yeri ısıtıyor. Aman aman. Allah'ım vallahi kimseyi soğukta da koymasın. Gerçekten soğuklukla da imtihan etmesin. Kaç gündür donuyorduk. 2 gündür sıcağız. Her neyse. Lafı uzatmayayım arkadaşlar. Hafta sonu hiç video çekmedim. Full dinlendim. Çocuklarla ilgilendim. Diyorum ya, ben de daha bugün, yani bugün biraz iyiyim. Haplarımı kullanıyorum. Antibiyotiğe devam. Bugün biraz daha iyiyim. Lafı uzatmayayım. Videomu burada kapatayım. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.